Evet, hepinize selamlar, merhabalar. Bu hafta elimde bir Lemax DVR kayıt cihazı var. Bundan size basit bir şekilde yedek nasıl alınır, bir de hard disk hataları, işte kayıt cihazın verdiği hatalardan bahsedeceğim. Yani işte hani birçoğumuz biliyorsunuz ki bu kayıt cihazının içerisindeki hard diskler 7/24 çalışan hard diskler. Çoğu hani kuruyor, size bir işte siz kuruyorsunuz veya size bir kameracı geliyor. Bu kayıt cihazını kuruyor ve daha sonra bakıyorsunuz ki 2-3 gün sonra veya 3 sene sonra, 2 sene sonra neyse bu cihazda herhangi bir yedek yok. Arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Kayıt cihazındaki hard disk hani eğer size kayıt yapmıyorsa zaten herhangi bir işe yaramıyordur. Şimdi elimde bir Lemax bir cihaz var. Bu 2 megapiksel bir kayıt cihazı. Aynı zamanda da 1080p olarak kayıt yapıyor. 5 megapiksel lens kamerayla bağlıydı. Biz bunu söktük getirdik. Yani şu an kamera bağlı değil ama işte bir 10 dakika içerisinde yani 10 dakika geriye doğru zaten kayıt yapmıştı. Size şimdi kayıt almayı nasıl yapılır onu göstereceğim. Ana menüye yani kayıt cihazımızı açıyoruz. Zaten şöyle bir flash belleğimiz ve mouse'umuz var. Kablosuz bir mouse bu. Ana menüyü açıyoruz. Sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan kayıt oynatma falan da var. İlk önce hani kayıt oynatma nasıl yapılır onu göstereyim isterseniz. Ama biz bunu ana menüden yapalım. Ana menüye giriyoruz. Burada şifre istiyor. Bunun şifresi vardı. Cihazın şifresini girdim. Araçlar, kayıt, alarm, sistem bilgisi, sistem çıkış diyor. Şimdi büyük yani bütün kayıt cihazlarının aslında hani ana menüsü bu şekilde. Sadece bu Lemax, Maxcam falan diye değil. Genova'nın da, Netron'un da. Gene ana paneli bu şekilde arkadaşlar. Hani şey yapmanıza gerek yok. Hani sizde de varsa ana menüye girerek kayıt alabilirsiniz. Burada kayıt var. Diğerlerinde de yani bazı cihazlarda da bu kayıt değil, kayıt oynatma, kayıt izleme diye var. Buradan kayıta giriyoruz. Bu 8 kanal cihazlar. Kayıt ayarı, kayıt oynatma, yedekleme var. Şimdi kayıt oynatma nasıl yapılıyor onu göstereyim. Kayıt oynatmaya giriyoruz. Şimdi kayıt oynatırken şu aşağıda 1, 2, 3, 4 var. 5, 6, 7, 8 var. Hatta 5'i falan seçtiğiniz zaman seçilmiyor. Bakın beyaz işaret çıkıyor. Tüm kayıt cihazlarında öyledir. Yani 1, 2, 3, 4 ilk önce oynatılır. Daha sonra 5, 6, 7, 8 oynatılır. Şimdi 1, 2, 3, 4'ü oynat derken şu altta büyüteç işareti var. Ona tıklıyorum. Şu aşağıda yeşil oldu zaten. Bakın hani saatleri gösteriyor. Evet saat 3'müş. Yani burada tek tek oynatılıyor. Kanal 1, kanal 2, kanal 3, kanal 4 diye. Siz buradan seçip kayıt oynatabilirsiniz. İşte bu cam 3 mesela. Buradan cam 3'ü seçtiğim zaman da işte saat 11'e vesaire geliyor. Görüntü gayet net. Gece de güzel. Hatta plaka falan da okunuyor. 06AE244 diye. Görüntü gayet güzel arkadaşlar. Kayıt oynatmayı bu şekilde yapabilirsiniz. Şurada da aşağıda, pardon sağda yukarıda 9, 10, 11, 12. Yaklaşık herhalde bu 8 kamerada 10 gün, 15 gün falan kaydediyor. İçinde de 1 TB bir hard disk var. Daha sonra eğer yani şunu iptal etmek istiyorsanız 8 kamera bağlı. Şurada önceki pencere diyorsunuz. Tekrar kayıt oynatmaya geliyorsunuz. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4'ü kaldırdıktan sonra 5, 6, 7, 8'i seçerek de diğer 4 kamerayı oynatıyorsunuz. İşte burada da gözüküyor zaten. 5, 6, 7, 8 diye. En sonki kamera zaten bağlı değilmiş. Yani böyle kayıt oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kayıt oynatma bu. İkinci şeyimiz yedek alma. Şöyle bir flash belleğimiz var. Bu 16 GB'da. Flash belleği arkasında veya ön panelde de USB varsa USB'ye takabiliyorsunuz. Flash belleği USB'ye taktıktan sonra ana menüye geliyorsunuz. Buradan kayıda giriyorsunuz. Kayıttan da şimdi yedeklemeye geliyoruz. Yedeklemeye tıkladıktan sonra USB, işte 16 GB'lık USB'miz burada gözüküyor. 15 GB olarak alıyor. Şimdi buradan aşağıda algılama yedekleme yazdırılıyor. Sil durdur diyor. Buradan yedeklemeyi seçiyorsunuz. İşte tarihi size soruyor. İşte 4. ayın 17'sinde. Mesela biz buradan 4. ayın 16'sında bir mevzu oldu. Bir ay hırsızlık oldu vesaire. 16'yı seçiyoruz. Burada başlangıç saati de seç diyor. Yani kaç aralığındaki bir saati almak istiyorsun diyor. Şurada 0000 var. Yani saat 12'de başlamış bunu. Ben bunu işte ne yapalım? Şöyle 01 işte birden bu 02'ye kadar alsam. Şunları da 00 yapayım.
Yani buradan basit bir şekilde yedeği alabiliyorsunuz. Bu bir saatlik bir yedeği alıyorsunuz bundan. Şurada en önemli şey de kayıt alırken. Şurada yedekleme biçimi var. Eğer bunu H264 formatında alırsanız bunu bilgisayarda hiçbir türlü açamazsın. Hani karakol veya savcılığa bunu vermeniz gerekiyor. Sizi bu kaydı kabul etmiyor. AVI formatıyla almanız lazım. Bu H264 de kayıt cihazının sıkıştırma formatı. Onun da H264 diye bir programı var. Onunla açabiliyorsunuz o yedeği. Ama biz buradan AVI formatıyla alıyoruz. Başlat diyoruz. Yedeklenebilecek bir dosya yok diyor. Şimdi tabii ki şuradan ekle diyoruz arkadaşlar. Bakın burada 1, 2, 3 kanal 1'i seçtik bir de. Çok özür dilerim. Kanal 1'i seçtik. Yani siz hangisinin, hangi kameranın kaydını alacaksanız burada 1. kamera, 2. kamera, 3. kamera, 4. kamera 8'e kadar çıkıyor. Biz 1'i seçtik. 1'i bu şekilde veriyor bize. 557 MB'lık bir dosya olarak veriyor. Bunu H264 formatından, şu aşağıdaki formattan AVI'yi seçiyoruz. Başlat dediğimiz zaman da bunu yedekliyor. Şu 5 dakika, 3 dakika falan diye geçiyor ama o kadar sürmüyor. Hemen yedekliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bir de normalde şeydir, kullandığımız işte en çok da karşılaşılan sorunlar, yani kayıt cihazında, hatta güvenlik sistemlerinde kayıt yapmıyor. İşte kayıt niye yapmıyor? Şimdi burada, şimdi gösteremiyorum. Kayıt cihazlarının çoğu, biliyorsunuz ki bütün DVR kayıt cihazları, hangi marka olursa olsun, Samsung'un bile kayıt cihazları var. Bunların hepsi Çin'de üretiliyor. En dandik olanı da, yani size gelen parçaların en dandik olanı da içerisindeki şeyler oluyor, adaptörler oluyor. 12 volt bu cihaz 2 amperle çalışıyor. Kayıt cihazlarının kutusunun içerisinde de 12 volt 2 amper olarak şey yapıyor. Hatta Lemax güvenlikle biz bunu konuştuk. Kayıt cihazını işte vesaire. Bunlar kendi getirdikleri, hatta burada toplanıyor bu cihazlar. Türkiye'de toplanıyor parçaları vesaire. Kendi getirdiklerinde içerisinde, yani eğer yaptırdıkları yerden Çin'den geliyor. Bütün cihazlar Çin'den geliyor. Eğer bu şeyse, içindeki adaptörleri biz kullanmıyoruz, adaptörsüz getiriyoruz diyor. İşte biz kendimiz adaptörünü temin ediyoruz. Çünkü adaptörler çoğunlukla 2 amper yazıyor veya 3 amper yazıyor. Kutunun içinden gelen adaptörler. Bu adaptörler zaman içerisinde kötü olduğu için yanıyor, ki yanması da gayet normal. Veya yanmıyor, amperi düşüyor, işte 0-1 amper veriyor. Cihaz bu şekilde açıyor, içerisindeki hard disk'i çalıştırmıyor. O zaman da kayıt yapmıyor. Hard disk bozuk diye tekrar geri gönderiliyor servise vesaire. Dediğim gibi sadece bu Lemax'ın hani güvenlik sistemleriyle veya kameralarıyla değil, Samsung'tur işte aklınıza gelebilecek Netron, DAWA neyse, bütün cihazlarda, Genova falan, hepsinde aynı. Yani ilk kayıt yok. Hani girdiniz mesela, evet yedeklemeyi de aldı. Şimdi bunu bilgisayardan basit bir şekilde açabiliyoruz. Flash belleği çıkartayım. Şimdi deminki konumuza geri dönelim. Şimdi bu kayıt ayarlarında, yani şu kayıt oynatmada şöyle oynat dediğin zaman bu çıkmıyor. İşte 17'si bugün bu kayıt yapmış. Eğer çıkmıyorsa kayıt almamış bu veya diski görmüyor. Bu diski görmemesinin asıl nedenlerinden bir tanesi demin dediğim gibi adaptör. Diğer tarafta da, yani bu adaptör, diğer şeyde hard disk arızalı ama genellikle adaptörün sıkıntısı var. Size arkadaş geldi veya siz işte bir cihaz aldınız. Bu cihaz bağladınız, işte kayıt yapıyor vesaire. Yarın öbür gün başınıza bir iş gelmemesi için her zaman, yani bunu sadece cep telefonundan falan izlemeyin. Bir tane monitör takın veya monitörünüz yoksa bile, yani ikide bir bakamıyorsanız bile, şu ses işareti, şunun yanında kaset işareti var. Bu camların hepsinde var. Veya Netron, Genova gibi cihazlarda da bu yeşil veya kırmızı yanar. Kırmızı yanarsa kayıt ediyordur. Hatta Netron'da yeşil yanıyor. Eğer bunlar yoksa, yani şu kaset işareti yoksa kayıt yapmıyordur. Buna dikkat edin. Tabii 7/24 çalışan bir cihaz olduğu için adaptörünün hani amperinin düşmesi veya arızalanması gayet normal. Bu haftaki videomuz bu şekildeydi. Umarım işinize yarar. Demin dediğim gibi yani güvenlik kamerasında en önemli şey kayıt alma ve diğeri de hard disk. Hard diskinize dikkat edin. Ve adaptörünüze de çok dikkat edin. Belirgin yerlerden güvenlik sistemleri almayı unutmayın. Gerçekten hani demin de gösterdiğim gibi hem görüntü kalitesi hem DVR kalitesi olsun, ömür boyu kullanabileceğiniz bir marka olarak, yani şahsi görüşüm, elektronikten de anlayan biri olarak Lemax güvenlik tavsiye ederim. Yerleri İstanbul Kartal'da, tanıyorum da kendilerini. Buradan güvenlik sistemi alabilirsiniz. Yani hiçbir şüpheniz olmasın. Yaklaşık da bir 9 yıldır güvenlik sistemleri üzerine ithalat ihracat yapan bir firma. Her türlü teknik desteği alabilirsiniz.
Kendinize çok iyi bakın. Video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.